Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 4 Mürşidi Kamile Teslimiyet Ey Allah'ım affet bizi, kalemdarın sızlar özü, kademine sürsem yüzü, efendimin tozu başka. Kıymetli kardeşlerim, tarikat-ı aliye gibi bir nimeti uzma bize lütfedilmiş. Hakkını vermek gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler itiraz ederken şöyle diyorlardı. Bu nasıl peygamber? Bizim gibi yiyor, içiyor, evleniyor. Müşriklerin beklediği insanüstü melek gibi bir şeydi. Halbuki onlar Hazreti Peygamber'in meleklerden üstün olduğunu bilmiyorlardı. Mürşidi kamillerimiz de böyledir. Dışarıdan bakılınca bizim gibi insanlardır. Dışarıdan bakılınca bizim gibi insandırlar. Ancak içlerinde taşıdıkları sır bizler için muammadır. Onları meleklerden üstün yapan insanlığa, bizlere olan şefkatleridir bizlere karşı kendi anne babalarımızdan daha çok şefkatlidirler. Üstatlarımızın zahirlerine bakıp onlar hakkında konuşmaya başladığımızda müşriklerden farkımız kalmıyor. İtirazlar başlıyor. Kişi mürşidinin elinde ameliyat masasına yatırılmış bir hasta gibidir. Hasta, doktor bey onu öyle yapma, böyle yap diyebilir mi hiç? Ameliyat masasındaki hasta hafif bir kımıldamada yanlışlıkla bir bıçak darbesi alabilir. Bundan dolayı hasta hiç sesini çıkarmaz. Narkozun verilmesini bekler, teslim olur. Akıllı mürit de ameliyat masasındaki hasta gibi mürşidine teslim olmalıdır. Niye? Çünkü manen hasta. Kendi başına hiçbir şey yapacak halde değil. Nasıl ki hasta iyileşip taburcu olana kadar doktorun emirlerini tutmak zorundadır, mürit de aynı şekilde tedavi olana kadar mürşidinin emirlerine riayet etmelidir. Zamanı gelince hazık tabip onu zaten serbest bırakacaktır. Ona istediğini ye, iç diyecektir. Allah aşkına kardeşim, kanadın yok ama sen hemen uçmak istiyorsun. Daha dişlerin çıkmadan süt içmeyi bırakıp başka gıdaları istiyorsun. Önce sütü içmelisin ki dişlerin çıksın. Böylece de diğer gıdaları alabilesin. Rabıta yolun başlangıcında olan kimselere anne sütü gibidir. Bu yüzden bünyeye faydası olmayacak gıdalar yememek lazım. Allah'ı zikretmeyi, tevbe istiğfarda bulunmayı hafife almamak gerekiyor. Sıbyan mektebi çağındasın ama medreseye gideyim diyorsun. Olmaz, mümkün değil. Ne demişler? Dün mektebe varmış, bugün üstad olayım der. Mümkün mü hiç? Hayır. Üstadlarımız bize bir reçete vermiş. O reçetede bizim ihtiyacımız olan bütün ilaçlar tarif edilmiş. Ben o reçeteyi bırakıp beni tanımayan bir eczacıdan yeni ilaç istiyorum. O ilaçları içinde de kendi aklıma göre hareket ediyorum. Mürşidimin dediklerini beğenmiyorum. Onların kıymetlerini bilmemiz ezemdir. Onların her birisi bizim kötü ahlakımızı tedavi etmeye muktedirdirler. Muhabbet güneşinin gönlümüze doğması için teslimiyet pencerelerini ardına kadar açmamız lazım. Vahdet denizinde yüzmek isteyen kimsenin gemisinde çatlak olmamalıdır. Gemiye su girerse gemi batar gider. Kalbin içine de yaramaz düşünceler girerse kalp fesada uğrar, fayda vermez olur. Kalbin fesada uğramaması için şeriat-ı riayet şarttır. Kalpte dünya muhabbeti varsa, gafiller dost edinilmişse, nerede kaldı senin dervişliğin, nerede kaldı senin müritliğin? Her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Bütün bunları size olan muhabbetimden, şefkatimden söylüyorum. İçinizde tazecik fidanlar var. Onların hürmetine söylüyorum. Mürşidinin huzuruna kalbinde başka başka sevgilerle gelinmez. Gelinse de feyiz alınmaz. Eski hallerimiz kalmadı efendim, diyorsunuz. Haktan gafil olanlarla beraber olmayın. Onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi yaşamayın. Kabirde, yehmi kıyamette, haşirde, neşirde onlar sizin imdadınıza yetişemezler. 99 kötü huyunuz olsa o benim gözüme gözükmez ama bir güzel huyunuz varsa o benim gözüme görünür. Ancak sizler kardeşlerinizin küçük bir kusurunu dağ gibi görüp onları incitiyorsunuz. Onları incitince de mürşitlerinizi incitmiş oluyorsunuz. Allah'ımız bizi mürşitlerinin kapısında teslimiyetle boyun bükenlerden eylesin. Hazine sandığının üzerinde oturup ele güne avuç açanlardan eylemesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.